kadar yakışırdı bu takım Muzaffer'e. Fabrikada onu ilk gördüğümde üzerinde bu vardı. Düğünümüzde giymişti. Mukadder at kızım. Allah başka aç göstermesin. Abim bunu da doğum günümde giymişti. Birlikte büyük kulübe gidip dans etmiştik. Bunu da Paris'ten almıştı. Çocuğumuz doğduğunda giyeceğim demişti. Onun ömrü uzun olur inşallah. Bu Zaffer'in gittiğini hala inanamıyorum. Hiçbirimiz inanamıyorsa da bütün bu olanlar sanki hayal. Hey gidi hey. Allı'ya çıkıp bir yürüdü müydü herkes savuşacak yer arardı alimallah. Kim derdi ki böyle dağ gibi adam göçüp gitsin. Ah fani dünya ah. Yarın ne olacağımız belli mi? Topraktan geldik toprağa demişler. Beni çağırtmışsınız Serap Hanım. Gel Reşit'im. Bunların hepsini topla tenekeye götür. Fakir fukaraya dağıt. Emredersiniz hanımım. Sakın çiftlikten kimseye verme. Birinin üzerinde görmeye dayanma. Emredersiniz hanımım. Dokuz milimetre. Muzaffer Bey'in vurulduğu silahla aynı. Bu beni katil yapmaz herhalde. Elbette. Ne yani? Böyle bir tabancam var diye Muzaffer'i ben vurmuş olamam, öyle değil mi? Bunu ancak silahı tetkik ettirdikten sonra anlayabiliriz. Buyurun komutanım. Buyurun, dilediğiniz gibi tetkik ettirin. Arama yapacağız. Silah olan var mı? Ne oldu kumandan? Ne arıyorsunuz? Muzaffer Bey'in katilini arıyoruz. Bıldır kör İsmail vurulduydu ya. Hiç böyle arama neyin olmamıştı. Şimdi vurulan Muzaffer Bey. Kör İsmail'e benzer mi? Onu kimin vurduğu hale belli değilmiş ki zaten. Muzaffer Bey'inki aranırken ihtimal şimdi o da bulunacak. Fena mı? Muzaffer Bey'in katilini tez elden bulurlar. Her yanı arıyorlarmış. Ya kefenin cebi yok diyorsunuz ama baksanıza zenginlik öldükten sonra bile işe yarıyor. Abin sana ne kadar kızgın olsa da seni çok seviyormuş. Mağdur olmaman için elinden geleni yapmış. Ama mirasını neden yasal yollarla bırakmadı ki? Yani neden bunu Gülbe'ye mektupla bildirdi? Kim bilir? Elbet bir bildiği vardır.
Kemal. Güllü çiftlikte kalmamı teklif etti. Yalnız bir şartı varmış. Sadece ben kalabilirmiş. Bu gülünden tabii hak. Bunca yaşanan şeyden sonra beni de çiftliğe alacak değil ya. Sen onun abinin yadigarısın. En doğrusu bu. Çiftliğe gitmen. Çiftliğe dönmem mi? Bu hayata alışamadın halde. Bu hayat sana göre değil. Burada kaldığın müddetçe yıpranacaksın. Üzüleceksin. Sen bildiğin alıştığın hayatı yaşamalısın. En doğrusu çiftliğe dönmen. Evliliğimiz ne olacak peki? Bitecek mi? Hayır. Evliliğimiz aynen devam edecek. Ayrı yerlerde kalarak mı? Bu olmaz Kemal. Mümkün değil. Bu şekilde devam edilmez. Ben senin yanından bir adım bile ayrılmak istemiyorum. Daha evvel burada yapamayacağını söylememiş miydin? Söylemiştim. Ama başka ihtimallerimiz olduğunu da söylemiştim. Birlikte kendi evimizi kurmak. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.